Bir önceki videoda yüzeydeki bir noktanın rengini üç etkenin belirlediğini konuştuk. Birincisi o noktaya ne kadar ışık geliyor, ikincisi yüzey o ışığı nasıl yansıtıyor ve üçüncüsü de kamera nerede duruyor. İlk etken için ışın izleme aracı o noktanın ışık kaynağına görünür olup olmadığını belirlemeli. Bu aslında cevabımız son derece basit bir soru. Işık izleme aracı gölgeli noktada başlayıp ışık kaynağı yönünde ilerleyen bir ışın oluşturur. Işık kaynağına giden bu ışınlara doğal olarak gölge ışınları diyoruz. Burada ışık kaynağına görünür olan bir nokta örneği görüyoruz. Çünkü gölge ışını başka bir yere değil, ışık kaynağına doğru gidiyor. Bir noktaya düşen ışığın sadece bir kısmının doğrudan ışık kaynağından geldiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Buna doğrudan aydınlatma diyoruz. Gerçek hayatta ışığın bir kısmı da ortamdaki diğer objelerden gelir. Mesela burada gördüğünüz gibi bana bu kartondan ışık yansıyor ve bu da yüzüme gelen ışığa etki ediyor. İşte bu da dolaylı aydınlatmaya bir örnek. Dolaylı aydınlatmaya bir başka örnek de bu bilardo topunun üzerinde görünen tenis topu yansıması. Bir ışın izleme aracı bu tür yansımaları yansıma yönünde bir başka ışın göndererek hesaplar. Bu yansıyan ışının yönü bir ışık ışınının normalde nasıl çarpıp geri geleceği hesaplanarak belirleniyor. Tıpkı bir bilardo topunun çarpıp sekmesi gibi. Bu teknik Arabalar 2 filminde kullanılmıştı. Çünkü parlak arabalardaki yansımalar film için oldukça önemliydi. Eğer obje bu cam bardak gibi kısmen şeffafsa, ışın izleme aracı yine benzer bir şekilde kırılma yönünde bir ışın oluşturur. Kırılan ışınlar objenin içinden geçer, ancak yansıyan ışınlar objeye çarparak geri döner. Işınlar bu cam bardak gibi bir objenin içinden kırılarak geçtiğinde düz çizgiler halinde gitmezler farklı yönlere doğru ilerlerler. Bu da bu cam bardağın arkasından neden yamuk göründüğümü açıklıyor. Işın izleme aracı bunu yapmaya devam eder. Işınlar oluşturur, yansıyan ve kırılan ışınlar gönderir. Yansımaları ve kırılmaları hesaplar ve bu böyle gider. Sonra da tüm bu ışınları en son piksel rengini belirlemek için kullanır. Sıradaki alıştırmada bu kavramları ne kadar anladığınızı test edebilirsiniz.